Komutanım, benim. Benim Serdar. Komutan, aç gözlerini. Yukarı bak. Seni buradan almaya geldim. Duvara indireceğiz, kendini koru. Komutanım, geri çekil, patlatacağız. Duvara doğru, geriye. Merak etme, seni buradan kurtaracağız. Komutan, koru kendini, 10 saniye. Patlayacak. Merak etme. Artık güvendesin. Bir iki gün kendine geldikten sonra sınırı geçip Türkiye'ye döneceğiz. ...22 fidanı nasıl kıydın lan?
İyi bak buraya. Son gördüğün yer olacak. Oraya değil, bana bakacaksın. Ben normalde nazik biri değilim. Ama bugün sana nezaket göstereceğim. İki arkadaş birbirine düşmesin diye seni ben sorgulayacağım. Uçağın düşmesini. Müsteşar suikastini. Bayram Baba'nın evinin patlaması. Bunların hepsinin arkasında biri var. Sen de bana onu söyleyeceksin. Oğlum, ister özel kuvvetlerden ol, ister CIA'den, istiyorsan Kripton gezegeninden ol. Eninde sonunda herkes konuşur. Ne kadar hızlı konuşursan o kadar çabuk ve acısız ölürsün. Vazgeçtim lan. Sen konuşma, ben hırsımı alacağım. Onun beni konuşturamayacağını biliyorsun. Niye boşuna adamı yoruyorsun? Lan! Ben kimsenin adamı değilim. Bu şerefsiz senin konuşturmaya çalıştığın muhbirlere, örgütçülere benzemez Tekin. İki gün işkence etsen... bütün kemiklerin tek tek kırsan konuşmaz. Çok özel bir eğitim aldı. Memleketi için canını ortaya koyan silah arkadaşlarını öldürür. Vatanını satar. Kendini satar. Ama konuşmaz. Bir günde vatan haini olunmuyor komutan. Anlayacağını bilsem anlatırım. Nasıl olmuyor lan? Ha? Nasıl olmuyor? Muhakkak geçerli bir nedenin sebebin vardır değil mi Serdar? Sebebin ne? Sendin. Hoş geldiniz efendim. Necmi, seni kuruma alalı kaç yıl olmuş? 20 yıl oldu efendim. Daha dün gibi. Vay anasını. Ben bu Necmi'ye mülakatta İttihat ve Terakki'nin 3 liderini sordum. 2 tane var diye tutturdu. Enver ile Cemal. Talat asker olmadığı için onu saymıyor. Artık sizden başka lider tanımıyoruz efendim. Eğer beni artık dayınız olarak görüyorsanız... içeride dik duracaksınız. Bu cinsi gırkanlar bugün var, yarın yoklar. Ama 150 yıldır bizim uğruna canımıza fedaya hazır olduğumuz ideallerimiz, fikirlerimiz... Türk devleti var oldukça yaşayacak. Dayı, örgütün içerisine sızmak, örgütü yönlendirmek için canımızı ortaya koyduk. Tamam, yüz ödül istemiyoruz. Ama damga yemek ağrımıza gidiyor. Kurumun başındakilerse bu duruma seyirci kalıyor. İşte bu bizim için ölümden beter. Siz sadece içeride dik durun. Onların hepsi rezil Yusuf'a olacak zaten. Kurumdaki görev arkadaşlarımız da işaretinizi bekliyorlar dayı. Siz emir verirseniz Gürkan'a kurumda çay bile vermezler. Sizin odalarda televizyon yok mu aslan parçası?
Ben dün adliye çıkış emri verdim zaten. Siz merak etmeyin. Efendim. Telefonunuz var. Köşkten. Konuyla ilgili bilgi var mı? Hayır efendim. Buyurun efendim. Efendim, suikastlerle ilgili kesin neticeye varınca size arz etmek için randevu talep edeceğim. Devletin içinde başına buyruk bağımsız hareket eden yapılanma da var. Başka istihbarat servisleriyle temas halinde olan gruplar da var. Efendim, 200 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 7 ayda ancak bu kadar mesafe kat edilebildi. Eğer yetersiz olduğumu düşünüyorsanız derhal istifamı vermeye hazırım. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı. Siz takibe devam edin. Devlete yeterince zarar verdik. Bari malına vermeyelim değil mi Salim abi? Sizinki bir şey değil. Şimdi haber aldım. Yavuz Aslan hapishanenin duvarlarını kemiriyormuş. KCK'daki elemanlarımız Yavuz'un ekibinden değil mi? Onlar kim arkalarında durursa onun ekibi olurlar. Onlar da bu devletin zimmetli malı Salim. Onları Yavuz'un kucağında bırakmamak lazım. Hasta bir kriz daha kaldıramaz Zeynep. Durumu kötü. Ailesiyle durumu paylaş. İrfan amca yaşayacak. Eğer sen buna inanmıyorsan başka bir doktor bulup tedaviye onunla devam ederim. Çok hızlı atıyor. Bak konuşmama da yansıdı. Bazen bir şeyler oluyor. Ne yapabiliriz? Allah Allah. Neden ki acaba? Böyle birini görünce öyle oluyor işte. Ah İrfan amca. Bu hastanede yeni bir doktor çalışıyor dediler. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bunlar. Niye zahmet ettiniz? Ben malımı bilirim. Size hayırlı olsun çiçeği getirmemişlerdir. Sağ olun. Babam be senden her şeyi öğrendim de. Şu kadınların gönlünü fethetmeyi öğrenemedim bir türlü. Tabii. Senin daha 40 fırın ekmek yemen lazım. 40 fırını. Hadi bakalım bir gelin kahvesi içelim. Tamam. Sen de içer misin? Ha. İyi hadi söyleyeyim abi. Hayatımı mahvettin. Üstelik hayatını mahvettiğin tek kişi ben değilim. Yaptığın kahramanlık yüzünden Zeynep'in de hayatı bitti. Eğer o gün inat etmeseydin, bugün hem Zeynep'in, hem senin, hem de benim hayatlarımız farklı olurdu.
Serdar timi dışarı çıkart. Komutanım sensiz dışarı çıkmayacağız. Çatışmaya girmiyoruz. Eğer çatışmaya girersek diplomatik kriz çıkar. Komutanım sensiz dışarı çıkamayız. Arkanızda olacağım Serdar. Komutanım lütfen. Hadi. Emrediyorum Serdar dışarı. Kim? Çabuk dışarı. Arkadaşlar dışarı. Aylarca senin ölümünü kendime kabullendirmeye çalıştım. Yasını tuttum. En zoruysa Zeynep'e haber vermekti. Kızcağız o kadar perişan oldu ki hastaneye kaldırdılar. Sonra senin cenazene katıldım. Tabutun üstündeki Türk bayrağını kendi ellerimle katlayıp anne babana verdim. Senin ölümüne kendimi alıştırmaya çalıştım. Tıpkı Zeynep gibi, annen gibi, baban gibi. Arsel anne, ne oldu? Niye ayaklandın sen? Kızım, ne oldu bize? Hemşire hanım, bakar mısın? Hastamız kendine gelmiş. Hiçbiriniz fark etmiyor musunuz? Yavrum, İrfan'a bir şey mi oldu? Ha? Nerede? Aysel teyzeciğim, İrfan amcam gayet iyi. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuyoruz. Ama... Madem iyiyse niye yoğun bakımda tutuyorsunuz yavrum? Gelin ben size odanıza götüreyim. Sizin uzanmanız lazım hadi. Oğuz'um nerede? Ya ben seni odana götüreyim odada konuşalım. Kimsin? Oğuz'um nerede? Oğuz yolda birazdan yanımda olur. Bakın benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Ha? Yok anacığım niye senden bir şey saklayalım ki? Oğuz babasını beni burada bırakıp hiçbir yere ayrılmaz. Bizim başımızdan ayrılmaz. Başına bir şey gelmesin. Muhakkak burada olurdu. Oğlum. Ne oldu kardeşim? Yok anacığım. Oğuz'un hiçbir şey yok. Yok bir şey yok anacığım. Bir şey yok. Hadi gel. O zaman telefon et. Hemen sesini duymak istiyorum. Tamam. Tamam anacığım. Ah oğlum başına bir şey mi geldi? Tamam. Ah yavrum. Gel. Yavrum hemen. Hemen ara diyorum arıyorum sana. Arıyorum. Arıyorum. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Nasıl durumlar Tayfun? O
Oralardan steteskop sahibi birine mi benziyorum Duygu? Ha, buradan akıl sahibi birine de benzemiyorsun sonuçta ama. Ne haber? Gel öpeyim. Vallahi bir şey söyledikleri yok. İrfan amca yoğun bakımda. Hiç iyi görünmüyor. Zeynep konuşmuyor mu? Yüzünden hiç iyi şeyler okunmuyor. Oğuz'dan haber var mı? Yok. O da kayıplarda. Serdar'ı ele geçirdi o zaman. Oo, bizden hızlısın. İstihbaratı alalım seni. Yok kuzum, bir aileye bir istihbaratçı yetiyor. Fazlası zarar. Eve bombayı kimin koyduğunu bulmamız lazım. Ne var elimizde? Sen buraya hasta ziyaretine mi geldin, savcı olarak mı geldin ya? Sen sormuyor musun şimdi bu soruları kendine? Hayır yani sormuyorsan mesleği bırak, bir dürümcü falan açalım sana. Vallahi hiç fena fikir değil, biliyor musun? Sen bu Oğuz'un Serdar'ı nerede tuttuğunu biliyor musun? Nereden bileceğim Tayfun? Ne bileyim Duygu, can ciğer kurusu sarması olan sensin bu aralar. Boş boş konuşma. O hainin nerede olduğunu biliyorsam şu an burada olmam herhalde. Bir kahve mavi bir şey alayım. Sen bir şey istiyor musun? Yok. Bu taraf bizim girişte değil mi kardeşim? Hmm. Hain olmanın benimle ne ilgisi var? Sen kendine bahane olarak beni mi seçtin? Yolun sonuna çabuk varmak istiyorsun komutan. Önce ben bu yola nasıl girdim? Kimin için girdim? Bunları dinleyeceksin. Tünelin sonunda senin için ışık yok Serdar. Ne kadar çabuk konuşursan o kadar kolay ve acısız ölürsün. Bence kendini bu kadar hırpalama burada. Çünkü öbür tarafta seni bekleyen canına kıydığın 22 askerim var. Kime çalışıyorsun? O en son. Önce geçmişin hesabı sorulacak. Şişt, bir dakika. Ortam alevleniyor. Devam heyecanlıysa mısır falan patlatsaydı. Yıllarca hepimiz seni öyle bildik. Sonra bir anda Tayfun çıktı geldi. Tayfun hayırdır? Ya sen istihbarata geçtiğinden beri iyice paranoya bağladın. Hadi telefonda konuşmadığını anladım. Gel bölüye orada konuşalım. Burada buluşmak da nereden çıktı? Sen şunlara bir bak da boş boş konuşmayalım. Nereden buldun bunları? İstihbarattan sevgilerle diyelim. Operasyonun başında kim var? Söyle, kurtarma ekibinde ben de olacağım. Operasyon falan yok birader. Devlet Oğuz'u inkar etti. Irak hükümetine de bu bizim adamımız değil dedi. O tipsiz ceset de mi bu işin içinde? Hayır. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Bu sadece Oğuz'un hayatta olduğunu öğrenmemi sağladı. Bereyi takıp yemin ederken gerekirse canımızı vereceğimizi biliyorduk. Hı? Devlet beni geride bıraktı diye hain olmaya mı karar verdin lan sen? Hayır. Devlet seni geride bıraktı diye kurtarmaya karar verdim. Yer altında tutulmalar işi zorlaştırıyor. Zemin kattaki hücrelerden birinde tutulsa C4 ile indirip alır çıkarız. Irak'taki adamımız hapishanenin başındaki albayla bağlantı kurdu. Adam makul değil. Komutan üst kata çıkarmak için ne kadar istiyorlar?
$250,000. O kadar parayı nereden bulacağız? Devlete gitsek Oğuz komutanı kurtarmayalım diye bizi bölükten çıkarmazlar. Aslında bir yolu var. Geçen hafta sınırda yaptığımız operasyonu hatırlıyor musun? Uyuşturucu kaçakçıların diyorsun. Evet. Ne olmuş? Ne halt ettin lan sen? Uyuşturucuyu yakarken aradan iki paket ayırdım. İki seçeneğim var. Ya gider beni ihbar edersin ya da bunu satıp Oğuz komutanı beraber kurtarırız. Manyak mısın oğlum? Kime satacağız? Biz ne anlarız lan uyuşturucudan? Benim bir bağlantım var. Lan seni öldürürüm. Öldürmeyeceksin. Çünkü komutanı kurtarmak için bana ihtiyacın var. İlk adımı seni kurtarmak için attım. İmha etmemiz gereken uyuşturucuyu satıp hücrenin değiştirmesi için Iraklı albaya rüşvet olarak verdik. Hoppa! Lan yıllardır düşünürdüm özel kuvvetler, özel kuvvetler nesi özel bunların diye. Lan sizde her numara varmış. Özelliğiniz oymuş. Sana sordum. Sen de bana yalan söyledin. Niye o zaman anlatmadın be Serdar? Hı? O zaman gerçeği öğrenmek işine gelmedi. Sorgulamadın. Sen bir dışarıyı kolaçan et. Ne kadar zaman oldu? 1 yıldır ellerindesin. Beni çıkarmanız niye bu kadar uzun sürdü? 2 ay öncesine kadar hepimiz senin öldüğünü zannediyorduk. Annem, babam, Zeynep. Kurtulduğundan emin olana kadar kimseye umut vermek istemedim. Seni hala öyle biliyorlar. Tim'in geri kalanı nerede? Tim yok. Sadece Caner'le ben varız. Devlet beni orada bıraktıysa sizin de bırakmanız gerekirdi. Yanlış yaptın. Yüce'de senin kafana çok mu vurdular? Sen olsan beni bırakır mıydın? Siz beni kurtarmadan bir gün önce hücremi değiştirdiler. Nasıl oldu o iş? Gardiyanlardan birine rüşvet verdik. Parayı nereden buldunuz? Nereden bulacağız? Topladık işte. Zaten adamın istediği 3 kuruş. Sen şimdi bunları düşünme. İyileşmene bak. Öğrenmek isteseydin öğrenirdin. Ama istemedin komutan. Evet. Senin bu kadar adi ve şerefsiz olacağın aklımın ucundan geçmiyor. Senin ne oldu Abbas? Ufak bir kesik dayı. Önemli değil. Oğlum sen niye geldin? Dayı, arabada konuşsak. Burada söyle. Haberler kötü dayı. Ya Abbas şöyle bir düşünüyorum da. Sen bana hiç iyi bir haber veremedin. Yok dayı yok. Ben çok iyi haber verdim de. Demek ki iyiler kötüler kadar hatırlanmıyor. Abbas. Bu seferkine canın çok sıkılacak dayı.
Karnından konuşma abla, söyle. Dayı. Serdar. Oğuz Serdar aldı dayı. Nasıl aldı Abbas? Beykoz'daki villayı bastı. Çatıştık. Senin elin o çatışmada mı oldu Abbas? Aa yok dayı, bu mühim bir şey değil. İşte ben de onu söylüyorum Abbas. Dayı. Sen elini tutarken Serdar sen nasıl verdin? Dayı. Söyle. Efendim Müsteşar Bey bugün biraz sinirli. Sen kal. Çocukları geri getiremeyiz ama en azından olayın failini yakaladık. Oğuz'la Tekin Serdar'ı ele geçirdiler. Bu kadar çabuk netice alacaklarını hiç ummuyordum. Olayı aydınlattığımızı kamuoyuna duyurursak devlet itibarını tekrar kazanır. Maalesef ben senin gibi düşünmüyorum. Henüz daha çok erken. Gürkan. İkimiz de topun ağzındayız. Bu başarı bize devlet içinde hem zaman hem güven kazandırır. Benim üstümdeki baskı ortadan kalksın diye ortalığı karıştıramam. Olayın faili silahlı kuvvetlerin gözde birimlerinden birine mensup. Bir hain yüzünden orduyu yıpratmayı göze alamayız. Size cenaze törenine kadar mühlet. Ardında önünde kim varsa öleceksiniz. Şehitlerimiz toprağa girmeden ben bu meseleyi devletin tepesiyle ve kamuoyuyla paylaşacağım. Dayı. Bizim bir suçumuz yok dayı. Bu köpek kim ki bana dayı diyor Abbas? Canımızı bağışla dayı. Şunun saatini sökün. Sen değil Fadıl. Sen solak mısın Abbas? Serdar'ı saat kaçta aldılar Abbas? 10 gibi dayı. 10 gibi ne Abbas? 10:30 dersek tam sağlam olur dayı. Bir günden az vaktimiz var. 22 saat 40 dakika sonra eğer biz Serdar'ı bulamazsak bizi tarihe gömerler Abbas.
Peki. Sen beni kurtarmak için mi hain oldun yoksa içindeki haini ortaya çıkartmak için mi beni kurtardın? Hangisi? Yoksa vicdanını mı temizliyorsun? Ben seni kurtarmak için iki torba toz sattım. Bu beni hain yapmadı. Ama toz sattığım adam Mossadçı çıkınca gelip sana derdimi anlatamamak, paylaşamamak. İşte o beni bitirdi. Ne var? Ne istiyorsun? Lan bunlar ne? Bırak yakamı, ne yapıyorsun? Kimin köpeğisin lan sen? Bana niye tezgah açtın? Ne tezgahı lan? O fotoğraflarda ben de varım, görmüyor musun? Bırak! Bir tane senin kafana sıkacağım, sonra da kendi kafama sıkacağım. Burada bu iş bitecek. Sık lan, durma. Adamların elinde fotoğraf da var. Çok güzel paketlerler bize. Uyuşturucu yüzünden anlaşmazlığa düşüp birbirini vurdular derler. Öyle mi hatırlanmak istiyorsun? İndir silahını. Konuşalım ne yapacağımızı. Konuşacak bir şey yok Caner. Oğuz komutana gidip her şeyi anlatacağım. Kafayı mı yedin? Oğuz komutana anlatırsan ne olacağını biliyorsun. Adamların bizden istediği öyle büyük bir şey değil. Verelim gitsin. Olmaz. Yapamam. Anlatırız. Oğuz komutana anlatırız. Bir şekilde bize yardım eder. Onu kurtarmak için yaptık deriz. Boş boş konuşma. Onu kurtarmak için yaptığımızı öğrenirse adını karıştırdığımız için daha beter öfkelenir. Hiç gözümüzün yaşına bakmaz ha. Direkt bizi askeri savcıya teslim eder. Alt tarafı basit bir takas. Adamların istediğini vereceğiz, negatifi alacağız. Kimseye bir zarar olmayacak. Bir seferlik bir iş. Sizden özellikle basit bir iş istediler. Eğer büyük bir iş isteselerdi yapmayacaktınız. Amaçları sizden bilgi almak değil. İlk adımı attırmaktı. Sonrası malum. Hala arada bir düşünüyorum biliyor musun? Çıkıp sana gelseydim ne olurdu diye. Ve maalesef cevap hep aynı. Sen bana sırtını dönecektin. Vicdanını böyle mi rahatlatıyorsun sen? Uyuşturucuyu sana ben sattırdım yetmedi. Senin Mossad'ın kucağına ben attım o yetmedi. Sen kasayı da mı benim yüzümden düşürdün? Sana gelseydim ne yapacaktın ha? Beni anlayacak mıydın? Yaptıklarımı senin için yaptığıma inanacak mıydın? Şimdi söyle. Sana yardım ederdim, seni savcıya vermezdim de. Bütün bildiklerimi anlatayım. O kadar kibirlisin ki yalan bile söyleyemiyorsun. Keşke beni orada bıraksaydın da ölseydin. Senin böyle bir şerefsiz olduğunu görmeseydin. Benim 22 askerimi orada öldüreceğine, beni orada ölüme terk etseydin keşke. Onların 22'sini toplasan bir tane Oğuz komutan etmezdi. Sen rahat ol. Oğuz. Oğuz sakin, Oğuz öldüreceksin adamı. Sakin. Sakin.
Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ya bu uzaktan da çok tatlıydı ama yakından tam ısırmalıkmış. Sorma. Bazen böyle bu kolları ısırmamak için kendimi zor tutuyorum. Kaç yaşında? 3,5. Maşallah. Dünyanın en güzel şeyi. Darısı başına. Oğuz'dan haber var mı? Oğuz'a ulaşmam lazım. Yok. Bildiğim bütün numaraları aradım ama kapalı. Benden bir şey sakladığını biliyorum. Oğuz'un nerede olduğunu biliyorsun. Aysel teyzeyi daha fazla oyalayamam. Gelip annesine gözükmesi lazım. Yapabileceğim bir şey yok Zeynep. Oğuz ulaşılmak istemedikten sonra ona hiçbirimiz ulaşamayız. Babası ölüm döşeğinde, bundan önemli ne olabilir? Birader ne kadar sinirlensen haklısın. Ben senin yerinde olsam ben de herifin üstüne şarjörü boşaltmak isterdim. Ama şimdi herifi öldürmek hiçbir işimize yaramaz. Biraz sakinleş devam ederiz. Sakinim ben Tekin. Sakin. Ha bu senin sakin halin yani. Herif konuşuyordu, ağzını kırdın, susturdun. Ne konuşuyordu? Bir düşün bakayım ne konuşuyordu? Söylediği şeyler doğru olabilir. Ama hem vakit kazandı hem de bizi manipüle etmek istedi. Birader böyle düşünüyordun, niye dövdün herif? Çünkü bizi manipüle ettiğini düşünsün istedim. Hemen beni ara. Şey mi oldu? Hayır, annene oldu. Ne oldu? Kadıncağız kendine geldi. Başında ne oğlunu ne kocasını bulamadı. Bana sorup duruyor. Ne diyeceğimi şaşırdım artık. Oraya gelemem biliyorsun. Ne demek gelemem? Annene hiç merhametin yok mu senin? Kadın üzüntüden ağlamaktan perişan oldu. Bak buraya gelsen bir yüzünü görse, bir nefes alsa biraz kendine gelecek. Bu kadarını çok mu görüyorsun anneme? Durumun farkındasın. Oraya gelmem tehlikeli olur. Oğuz bak. Babanın durumu iyi değil. Buraya gel, hem annenle konuş hem de babanı gör. Bir daha böyle bir şansın olmayabilir. Ufak bir değişiklik yapıyoruz Tekin planda. Ben onu saldırdığım için beni buradan gönderdi, tamam mı? O da senin kolay bir hedef olduğunu düşünüp üstüne oynayacak. Kolay hedef, ben. Tekin, Serdar da benim gibi. Tek zaafı kibir. Eğer kibrinin üstüne gidersen mutlaka bir şey öğrenirsin. Dayıcığım bu istihbarattan da bir şey çıkmadı. Serdar'ın nerede tutulduğunu kimse bilmiyor. Oğuz akıllı çocuk tabii. İstihbaratı işin içine karıştırmıyor.
Öyle de biz bu saate kadar Serdar'ı bulamadığımıza göre bundan sonra da bulamayacağız. Şimdi ben sana bir öneride bulunacağım. Sen yine kızacaksın ama dayı ben diyorum ki bu iş sonuçlanıncaya kadar sen yengeyi alıp yurt dışına mı çıksan acaba? Fazıl, sen ne kadar karamsar bir adamsın ya. Dayı, bu Serdar işkencede ne kadar dayanacak yani sonuçta insanız. Elbet konuşacak. Ha. Yani senin başına böyle bir şey gelse iki saatte harcayacağım bizi öyle mi? Ben ayrı dayı. Niye? İnsan değil mi diyorsun yani? Dayıcığım, mevzu benim insanlığım, hayvanlığım değil. Mevzu senin güvende olman. Güvende olmam. Ben güvendeyim Abbas. Ama senin için emin değilim. Bence bu iş senin başına patlayacak. Bak. De şu adama bakın, niye böyle koşturup duruyor bu? Annem babamı görmek istiyor. Ne yapacağız Çetin? Biraz daha oyalasanız efendim. Çünkü babanızı bu şekilde görmesi annenizin tedavi sürecini de olumsuz etkiler diye düşünüyorum ben. Sen o gün uğrayıp eve ilaç bırakmışsın. Hı hı. Herhangi bir şey, şüpheli birilerini falan gördün mü? Yok efendim, görmedim. Görsem zaten hemen size söylerdim. Aklına bir şey gelirse direkt beni ara, tamam? Tamam efendim, hiç merak etmeyin. Şüpheniz olmasın. Oğuz'da konuştum. Geliyor değil mi? Gelecek. Dayıcığım, Oğuz neden kifayetsiz ulaştılar sonunda. Hastaneye geliyor. Acelem var müsteşar bey. Ailevi bir mesele. Biliyorum, hastaneye gidiyorsun. Muhtemelen düşmanların da biliyor. Eğer Serdar için endişeleniyorsanız Tekin yanında. Size görev teklif ederken inisiyatif verdik. Bu yüzden işinize karışmadık. Serdar'ı getirin biz sorgulayacağız demiyoruz. Size güveniyoruz. Ama sen dışarı çıkarak sana olan güvenimizi sorgulatıyorsun. Ailene olanlardan ötürü vicdan azabı çektiğini biliyorum. Ama altından kalkamayacağım bir risk olsaydı almazdım müsteşar bey.
öyle olsun. Madem görevi sana teslim ettik, verdiğin kararlara da güveneceğiz. Hakkı. Sen Irak'ta esir tutulurken bizden özel bir birimle, Mossad'ın özel bir birimi Suriye'de ortak operasyon düzenlemişler. Operasyona katılanların hepsi tanıdık. Türk tarafında koordinasyonu Fuat sağlıyor. İsrail tarafında Avi. Fuat'ı gömdüler, Avi'yi de bana öldürttüler. Ama bu Fuat'la Avi'nin yapacağı iş değil. Her ikisinin de üstünde daha yetkili iki istihbaratçı var. Sağ olun Müsteşar Bey. Serdar'ı konuştururken işime çok yarayacak. Üzerinizde de nasıl bir baskı olduğunu çok iyi biliyorum. Sizi rahatlatmak için elimden geleni yapacağım. Sen benim üzerimdeki baskıyı düşünürsen işini yapamazsın. Ben baskıya göğüs gererim. Sen sadece işine odaklan. Şehitlerimizin cenazesi kalkmadan bu işi çözelim. Gördün mü emekli oldum başımıza neler geldi. Rauf Bey ezmeyin bizi. Haddimize mi bizim? Bu işi yapanı elbette bulacağım. Ama çok merak ediyorum. Benim aileme dokunmaya cesaret edecek kadar büyük adam kim? Ne yalan söyleyeyim Rauf Bey. 30 yıldır ben böyle büyük bir adam görmedim. Muhtemel cahil bir adamın işi. Ya bütün ömrümüz cahilleri adam etmekle geçti. Anlaşılan başaramamışız. Ama başımıza Gürkan'ı getiren sizsiniz. Benim arkamda durmuş olsaydınız biz emekli olmazdık. Bu devlette çoluğun çocuğun eline kalmazdı. Yavuz, hesap etmediğin çok şey var. Sen öklemi hafife alıyorsun. Eğer senin arkanda dursaydım, beni de tasfiye ederlerdi. Ne olurdu Rauf Bey? Hı? Ne olurdu? Beraber gider boğazda balık tutardık. Ya seni tasfiye etmediler ki. Emekli ettiler. İkimiz de biliyoruz senin işte emeklilik diye bir şey yok. Ama beni emekli etmezlerdi. Tasfiye ederlerdi. Benim tasfiye olmam, devletin tasfiye olması demektir. Biz bu devleti Muhalistan'da çadırda kurmadık ki. Çadırı toplayıp gidelim ya. Ha? Acil demişsiniz. Tekin ve Oğuz konusunda yanlış yapıyoruz. Bu görüşünüzü Gürkan Bey'le paylaştınız mı? Gürkan bu konuya fazla duygusal yaklaşıyor. Evet ama yine de... Şimdi nezaket göstermenin zamanı değil Salim. Gürkan benim yol arkadaşım. Ama şu anda doğru karar alabildiğini düşünmüyorum. Üzerinde çok büyük baskı var. Evet, Köşk'ün telefonu geldiğinde yanındaydım. Sadece Köşk değil. Televizyonda konuşan Top Sakal bütün planımızı açık etti. Kamuoyunun gözü Gürkan'ın üstünde. Onu yemek için fırsat bekliyorlar. Ne yapmamı istiyorsunuz? Gürkan'ın Tekin ve Oğuz'a verdiği inisiyatifi kontrol etmeni istiyorum. Nasıl? Serdar'ı er ya da geç konuşturacaklar. Öğrenecekleri her neyse onları aşacak. Bizden habersiz adım atmamaları lazım. Oğuz ve Tekin'i Gürkan Bey'den habersiz takip mi edelim? Sana işini öğretecek değilim Salim. Ne gerekiyorsa onu yap. Rahatsız etmiyorum. Yok yok, olur mu öyle şey, gel.
Eşim Çetin. Duygu. Çok memnun oldum Duygu Hanım. Ayrıca Zeynep'e yardımlarınızdan dolayı da çok teşekkür ederim size. Estağfurullah. Ben de çok memnun oldum. Ya ben çıkacaktım da Oğuz'la konuşabildi mi bir daha? Ne zaman gelecekti? Yok, bir daha ulaşamadım. Fındığım, hazırsan çıkalım mı? Ben biraz daha Oğuz'u bekleyeyim mi amca? Doktor Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim Yavuz Bey, siz? Teşekkür ederim, sağ olun. Yavuz Bey, eşim Çetin. Memnun oldum. Yavuz Bey. Teessüf ederim. Beni hatırlamadınız, daha önce sizinle tanıştırılmıştık. Aa, şu Mehmet Hoca'nın bahsettiği, yere göğe sığdıramadığı meşhur Çetin sizsiniz. Kusura bakmayın, adınızı da hatırlayamadık. Çok ayıp oldu. Estağfurullah efendim. Emekli olmuşsunuz. Kafanız meşguldür, o yüzdendir. Haklısınız tabii. Ama bundan sonra adınızı hiç unutmayacağız Çetin Bey. Eşiniz pırlanta gibi bir insan. Bu dönemde böyle insanlar pek nadir bulunur. Kıymetini bilin. Teşekkür ederim efendim. Çok kıymet veriyorum ben de zaten. Sağ olun. Böyle ayakta kaldık. Ne olur buyurun, bir şeyler ikram edeyim size. Yok canım, olur mu böyle hastanede? Bir gün zaman ayırıp evimizi şereflendirirseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bence amcam bir sade kahveye hayır demez. Ben de içerim bir sade. Sade kahve. Bir sade kahve içelim. Oğlum ben seni anlamadım lan. Sen zaten açık arttırmaya bir kere çıkmışsın. Şimdiki fiyatını söyle de parası neyse verelim. O biraz zor. Lan açık arttırma değil mi zaten bu? Bir yerden başlamak lazım. Mesela... NATO'da iyi bir görev. Vay. Emniyetçileri NATO'yu da öğretiyorlar mı? Aferin. Lan dış servisler sana ilgi gösterir diyecektim de. Siz zaten onlarla bir pazarlığa girişmişsiniz. Sen bana kılıcı verebiliyor musun, onu söyle. Serin gel lan. Önce bir kuvvet komutanlığı falan isteseydin. Bizim makam mevkide gözümüz olsaydı özel kuvvetlere girmezdik. Biliyorum ben senin özel kuvvetlere niye girdiğini. Namussuzluk yapmaya girdin. Ama ben seni çözdüm. Senin namussuzluktan daha büyük bir problemin var. Sen korkaksın. Lan hadi Oğuz'u kurtarmak için kucağa oturduğuna inandım diyelim. Sonra niye bırakmadın? 22 tane arkadaşını öldüreceğine... kendini öldürecek kadar cesaretin olsaydı, şimdi şerefinle ölmüş olurdun en azından. Senin bazı şeyleri aklın ermez koçum. Gerekirse ülkeyi ve 70 milyonu kurtarmak için 22 kişiyi değil, 22 bin kişiyi feda edecek yüreğim var benim. Ha şöyle. Rahatla, açılmaya başla. Psikiyatrist gibi düşün beni. Rahat rahat ağlayabilirsin. Küfür etmek de serbest. Ama senden bir şey rica edeceğim. Ne olur çocukluğuna inip bizi çamura bulama, gözünü seveyim. Buyurun abi. Tamam. Emredersiniz abi.
Ne o müdürüm? Benzin attı. Kasanın faili Serdar'ı ile geçirmişler. Kim? Beni kıramayacak biri. Senin sevininde mi var Ferhat ya? Teessüf ederim Sayın Savcım. Benim öyle bir arşivim var ki beni sevmeyenin işi çok zor. Tekin komiseri bilirsiniz. Tekin'i bilirim de onun açığı yoktur. Sayın Savcım, herkesin açığı da vardır, zaafı da. Yakında Serdar elimizde olacak. O zaman ne istihbarat kalır ne de hükümet. Öldüm meraktan. Yakaladın mı Serdar'ı? Aldım. Ama onunla daha işim bitmedi. Nasılsın yüzbaşı? Siz benim durumumu iyi biliyorsunuz. Söylediğiniz yere gittiğimde Fuat ölmüştü. Öldürenler de beni bekliyordu. Bu işlerin kaderi bu. Senin ne durumda olduğunu ancak yaşadıklarını daha önce yaşayanlar bilir. En yakınlarına bile izah edemez. Anlatsan bile anlamazlar. Sana baktığımda böyle 20 yıl önceki kendimi görüyorum senden. Bak burada bir şarapler var. 20 yıl önce patlayan bir bombanın parçası. Doktorlara çıkarmazsak kolumu kaybedeceğimi söylediler. İzin vermedim. Neden biliyor musun? O otel odasında patlayan bombayı, çocuğumun annesini, ilk karımı benden alan beni hiçbir zaman unutmamak için. Ama şimdi her kolum sızladığında kendime bela okuyorum. Çünkü karım öldüğünde o her birini kendi ellerimle gömdüğüm adamlar kadar ben de suçluydum. Herkese savaş açmıştım. Kudretliydim. Hiç kimse hiçbir şey yapamazdı bana. Ama işte bu özgüven hayatta en sevdiğim insanı benim elimden aldı. Senin durumun da farksız değil şimdi yüzbaşı. Ama bu yolu sen seçtin. Sonuçlarına da katlanacaksın. Tavsiyen için eksik olma. Ben bu yola girdim. Bu yolun sonuna kadar da bana bir dakika bile uyku yok. Aileme acı çektirenlere de benden acısız ölüm yok. Benim şarap benim de burada. Benden istediğin bir şey var mı? Efendim? Gidelim mi? Sen git amca, ben biraz daha kalayım. Hastane çıkışında o seni Serdar'a götürecek. Serdar'ı bana yer getirmezsen bir daha insan içine çıkamazsın. Dayı, benim insan içine çıkmak gibi bir derdim yok. Benim derdim senin karşına alnı açık çıkmak. Abbas, ben sana bir ork alayım mı? Ork derken dayı? Ork işte Abbas, ork. Senin içinde keşfedilmemiş bir şantör var. Bu arabesk halinle. O kadar güzel çalar söylersin ki sen. Ama dikkat et Abbas. Sakın kıvırayım deme.
Oğlum sen nerelerdeysin? Anam babam burada canıyla uğraşıyor. Biz sana ulaşamıyoruz. Bu şerefsizi buldum. Hadi ya. Sanki bana haberi gelmedi. Annem seni göremeyince çıldırdı. Başına bir iş geldi. Ondan saklıyoruz zannediyor. Haklısın abi. Biliyorum. Ama bana az müsaade et. O şerefsizin arkasını çözmek üzereyim. İyi ki sen varsın be abi. Sen olmasan gözüm arkada kalırdı. Dur. Canan, bana Rauf'u çağır kızım, sana zahmet. Ne oldu anneciğim? Bir şey mi istiyorsun? Bana söyle. Başımıza gelen bu musibetler için bir şeyler sormuştu bana da. Böyle eve gelen, giden, giren, çıkan hatırlamaya başladım. Ben o zaman hemen çağırıyorum. Babanı ateşe attım. O adam senin yüzünden bu halde. Seni düşünmekten kendinden vazgeçti. Ölüm haberin geldi. İnme indi. Sonra tam seni kaybettiğimizi kabullenmeye çalışırken çıktın geldin. Bize hayatımızın en büyük mutluluğunu verdin. Sonra tekrar göreve döneceğim dedin. O seni o kadar çok seviyordu ki beni, abini, hepimizi ikna etti. Annem tamam gel. Bak rahatsızlanacaksın. Bunları sonra konuşuruz. Gel. Bundan daha kötü ne olabilirim ki? Belki konuşmaya bile bile vaktim olmayacak. Hadi böyle konuşma. Ah oğlum, bu adam senin yolunu gözlemekten eridi, bitti. Biliyor musun? Bayram gelirdi, boynu bükük, evlatsız kalırdık. Bahar olur, yoksun. Kış gelir, yoksun. Sadece bizi değil, Zeynep'in de hayatını mahvettin. O kız senden daha çok bize evlatlık yaptı, biliyor musun? Onu her gördüğümüzde yüreğimiz parçalanır. Ah be oğlum. Vatanını sevdin, görevini sevdin de bir tek bizim sevemedin.
sizi canımdan çok sevdim be anacığım. Senin canın umurunda mı oğlum? İşte canını ne kadar sevdinse bizi de o kadar sevdin. Biliyor musun? Babam bu evin direği. Eğer ona bir şey olursa bu ev başımıza çöker. Çöker. Bana söz ver. Artık bir daha bu işlerle uğraşmayacaksın. Bak, sonra yüzüne bile bakmam senin. Söz ver bana oğlum. Söz ver. Söz ver. Lan at surat. Hipnoz mu yapsam lan ben sana? Takip et bakayım parmağımı. Parmağımı ışıklatınca tekrar insana döneceksin, tamam mı? Sen de hiç eğlenceli değilsin lan. Psikiyatrist, ne oldu? Kötü haber mi aldın? Fatoş yavrum iyi misin? Ya neredesin abi? Hasta halimle yatıyorum burada, başımda abim yok. Ayran baba yok mu senin başında? Oldu olacak, benden vazgeçtiysen benim nüfusumu ona geçir bari. Tamam ben arayacağım, gelsin yanına. Gelmeyeceksin yani abi. Fatoş bir şey diyeceğim. Çok seviyorum lan ben seni. Ne yapıyorsam da senin için yapıyorum. Bunu hep bil. Sana olan sevgimi de hiçbir şey değiştiremez. Abi, ya biliyorum da ne oluyor ya? Bir şey varsa saklama benden, söyle. Bir şey saklıyorsam da senin için. Bunu bil yeter. Ya ne saklıyorsun abi? Yavrum hani nereye gittiğimi, ne yaptım falan saklıyorum ya, onu diyorum. Ya peki abi, tamam. Tamam ama bak bu konuşma burada bitmedi, ona göre. Yavrum. İki dakika arıyorum, pişman ediyorsun. Tamam, arayacağım ben seni, hadi. Kimle konuşuyordun? Tekin denen bir adam var ya, abim sandığım. Oh. Çok üstüne gidiyorsun adamın. Zaten bin türlü şey var başında. Yok, bu sefer ben de inandım. Başı gerçekten büyük belada. Bana seni seviyorum dedi. Ne yapsak? Bayram abiyi mi arasak? Bak bunlar tuzlu.
Irak'ta esir düştüğümde önceleri çok mücadele ettim kaçmak için. Sonra her şeyi düşününce ölümümün herkesi mutlu edeceğini anladım. Bana hayatta ölümü düşündüğünü, pes ettiğini inandıramaz. Bu yüzleşmenin nasıl yansıyacağını biliyordum. Annemle, babamla. Zeynep'le yüzleşmek benim için ölümden daha zordu. Ne anlatırsam anlatayım onların acısı dinmeyecekti, biliyordum. Senin varlığını onları hayata bağlayan en önemli şey, biliyorsun. Hem insan hayatta en çok sevdiğini isteme diyor, onu da biliyorsun. Hadi çık şu kafadan artık. Hadi çık oradan. Haksızlık etme kendine. Bu işi çözdükten sonra hep ailenin yanında olacaksın, biliyorum bunu. Bu sefer çıkamıyorum işin içinden. Birlikte çıkarız. Kime nasıl davranacağımı bilmiyorum. Anneme, babama, Zeynep'e, sana. Tekin'in ailesi bile benim yüzümden zor durumda. Oğuzcum, senin aklın burada değil. İntikamını almadan da rahat edemeyeceksin. Biz buradayız, bize güven. Serdar'ın yanına git. Zeynep'in durumu sıkıntılı. Laborant yüzünden onu er ya da geç tutuklayacaklar. Abim emniyeti zor zapt ediyor. Eğer benim için bir şey yapmak istiyorsan Zeynep'in durumunu çöz. İçtiyse benim yüzümden daha fazla acı çekmesin. Söylediklerimle sana da acı çektiriyorum, biliyorum. Kırıyorum seni. Ama belki dost böyle bir şey ha. Benimki dostluk değil. O yüzden hiçbir dediğine hayır diyemiyorum. Efendim Ferhat Müdürüm. Tekin'im, bazı can sıkıcı durumlar olmuş. Ne gibi? Ailevi meselelerinle ilgili. Bana onları gönderen sen misin? Olur mu öyle şey koçum? Ben senin arkanı toplamaya çalışıyorum. Ferhat, karşında çocuk yok. Ne istiyorsan onu söyle. Sen benim gözümde hala afacan çocuksun Tekin. Ne istiyorsun Ferhat? Büyümeni istiyorum. İster güzellikle, ister zorla. Ferhat seni öldür. Vazgeçtim. Sen güzellikle adam olmayacaksın. Sana senin dilinden konuşmak lazım. Ben dili konuşmuyorum lan. Bak koçum. Telefonuna gelen video sağa sola yayılsın istemeyiz, değil mi? Şimdi telefonu kapatacağım. Ne zaman aklını başına toplar, bana Serdar'ı vermeye karar verirsin, o zaman ara. Fazla uzamasın yalnız ha. Benim de sabrım bir yere kadar.
Alo. Oğuz, bu herifin nabzı çok düşük. Bir şey yapmazsak ölecek. Tekin, ne yaptın adama? Benim ne yaptığım önemli değil. Sen bir şey yapmazsan herif ölecek. Zeynep, bir saniye bakar mısın? Bu kan ünitelerinin olduğu yer nerede? Ne oldu? Acil kan lazım. Kime lazım? Ya kime olduğunu boş ver, neresi? Oğuz, yardım istiyorsan kim olduğunu söyleyeceksin. Serdar'a. Serdar yaşıyor mu? Dün gece gözünü kırpmadın. Niye? Gözlerimi kapatırsan bana bir şey mi yapacaksın ha? Neden olmasın? İnanmayacaksın ama şu anda ihtiyacım olan tek şey Abbas'tan iyi haberler. Abbas'tan çok fazla şey beklemiyor musun? Sen benim hiç ağızda yetindiğimi gördün mü? Abbas o yüzbaşının dengi değil. Abbas bir sırtlar. Ben ondan avımı parçalamasını beklemiyorum. Biraz yıpratsın yeter. Sonra ben sahaya inip kendi ellerimle parçalayacağım avımı. Efendim? Zerri yenge, dayı verse. Bir saniye. Bıyıklı sırtlanın arıyor. Söyle Abbas. Dayı, Oğuz Yüzbaşı hastaneden çıkıyor. Peşindeyim. Ben de geliyorum sana. Gerek yok. Ne demek gerek yok? Serdar'ı buraya getirmediğine göre belli ki bir durum var. Benden başka hangi doktora güveneceksin? Onun doktora falan ihtiyacı yok. Saçmalama Oğuz. Sen yokken Serdar bana çok kardeşlik yaptı. Gerek tedavi aldığından emin olacağım. Anladım dayıcığım, anladım. Mesafeni koru, takip ettiğimiz anlarsın. Hadi çık. Hadi, hadi. Baba, artık sen de bizim gibi oldun. Evin gitti. Sana bir karton sereriz parkta. Ben 20 yıl cezaevinde yatmışım. Oraya geri dönmedikten sonra her yerde yatar. Hayırdır Ulubatlı? Cezaevini duydun, hemen aradın. Fatoş'u evde bıraktım, millete cezaevi anılarını mı anlatıyorsun? Fatih ne yapıyor? Bak, onun sözünden çıkmazsan ben de senin sözünden çıkmam. Bayram Baba, durum ciddi. Fatoş'un yanından ayrılma. Ne oldu oğlum? Sıkıntılı bir durum varsa Fatoş'u kimsenin bilmediği bir yere götürüyor. Şimdi fazla konuşamıyorum. O da gerekebilir. Evin çevresinde saçma sapan adamlar varsa önlemini al. Hadi eyvallah. Şevket. Bana yine yarı açık cezaevi göründü. Siz kartonu serin, illaki bir gariban nasip verir.
Serdar Düşen uçaktan nasıl kurtuldu? Biz oraya gidene kadar ölmezse kendi sana anlatır. Dün ablasıyla konuştum. Konuşmak denirse tabii. Kadın ağlamaktan konuşamıyor bile. Sen ne zamandır biliyorsun yaşadığını? Niye insanlara haber vermedin? Zeynep, ben sana ne söylesem anlamayacaksın. Bana inanmayacaksın. Gidince kendin görürsün. Sizin bu gizemleriniz, görevleriniz, etrafınızdaki herkes perişan olsun. Siz gönül rahatlığıyla görevlerinizi yapın. Kahramansınız ya. Açma arayı fazla, ayrılma peşinden. Yarısı ne Serdar'ın? Neden hastaneye getirmedin? Oğuz bir cevap versene. Efendim açığa çıktık. Mesafeni koru, mesafeni koru! Oğuz ne oluyor? Takip ediyorlar. Hadi, hadi, hadi. Bak ikisinden sağ istiyorum, anlaşıldı mı? İkisinden sağ istiyorum! Beyler, iki kişiyi de canlı alacağız. Bilmiyorum Zeynep. Sen yanımdayken de öğrenmeye hiç niyetim yok. Kafa ne? İn arabadan. Hadi! Al kanıt.
Sıkı tutun. Bas, 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 bas! Bas, geri bas! Oğuz, ne yapıyorsun? Oğuz! Elim boş gelmedi inşallah. Zeynep Yakan laborantın dosyası. İçinde işe yarar bir şey vardır inşallah. Önce müsaade et, bir soruşturmaya ben bakayım. Yok canım, gerek yok. İyiyim ben. Kendini mi kandırıyorsun benim? Yapacak bir şey yok. Çocuk benden bir şey rica etti, Oğuz'u kıramam. O da bazen öküzün önde gideni oluyor. Sinir ediyor herif beni ya. Zeynep'i temize çıkarma işini sana bırakması da ayrı bir vicdansızlık. Ben bundan bu yüzden mi vazgeçemiyorum acaba? Bir gün beni de böyle severse hiç bırakamayacağını hissettiğim için. Oho, duygusala da bağladık. Yok ya. Bir şey çıktı mı bunlardan? Standart işe giriş sicil dosyaları. 6 ay önce işe başlamış olmasından başka çekici bir şey yok. 6 ay önce yaşamıyormuş ki iş başvurusu yapsın. Kimliği sahte, laborant olduğu bile şüpheli. Nasıl bakmış ki milletin kanına? Daha önce çalıştığını söylediği hastaneleri de araştırdım. Ne öyle bir kayıt var ne de tanıyan. Vakan suikastını planlamaya 6 ay önce başladılar yani. Telefon kayıtlarında sürekli konuştuğu birisi var. O da bu hastanede çalışıyor, hemşireymiş. İsim? Ney? Özkaynak, Eda Özkaynak. Var o isim bir yerde, gördüm ben. Hop, Eda Özkaynak. Bu işe başlarken referans olmuş bu kadın. Bir konuşalım şununla. Ben yalnız konuşayım. Sebep? Sen gelersin şimdi kadını. Ben kadın kadına daha kolay hallederim. Sağ ol. Ya bir dakika, öyle kuru kuruya sağ ol mağalı yok. Ne yiyoruz? Bu iş bitsin, rakı balık yapıyorsun. Büyüksün be, büyüksün. Serdar. Kanı durdurdum ama çok kan kaybetti. Solunumu durmak üzere. Zeynep şunu burada kendine gelsin. Üniteler arabada kaldı. Buradan çıkartıp kan vermemiz lazım, acil. Benimki bu ya. Benden alacaksın. Olmaz öyle şey. Burada müdahale riskli. Serdar'ı yaşatman lazım. Serdar'ı kim bu hale getirdi? Peşinizdeki adamlar kim? Orası biraz karışık ablacığım. Serdar, yaşasın, sana her şeyi anlatacağım.
inkar etmenin faydası yok. Volkan çekti gitti. Seni sevip düşünse böyle arkasında bırakmazdı değil mi? Sen şimdi onu korumaya devam edersen bu iş üstüne kalır. Yemin ederim böyle olacağını bilmiyordum. Ya bak ben sana inanıyorum. Bildiğin ne varsa bana anlatırsan sana yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Hiçbir şey bilmiyorum. Hastaneye başladıktan birkaç hafta sonra yakınlaşmaya başladık. Bir dakika, bir dakika. Siz o burada işe başlamadan önceden tanışıyorsunuz ama. Hayır, nereden çıktı? İşe girerken senin adını vermiş referans olarak. Önceden tanışmıyorsan nasıl referans oldun? Bana öyle yapmam söylendi. Volkan'ı tanıdığını ama onu referans olursa yanlış anlaşılacağını söyledi. Kim söyledi? Söylersen beni işten atarlar. İşten atılırsan her zaman iş bulman mümkün değil mi? Ama bakan suikastinden hapse girersen bir daha iş bulabilir misin emin değilim. Söyle yoksa polisi arayıp çağırıyorum. Hastane müdürü. Çetin Bey. Canım. Babamın durumu nasıl? Değişiklik yok. Çocukları getireyim mi? Seni çok merak ediyorlar. Hem çok özlediler. Şiler olduğunu hissediyorlar. İkisi de çok huzursuz. Getir yavrum, getir. Anneme de moral olur. Efendim, geçmiş olsun. Ben bir anneme bakayım. Buraya geçmiş olsun demeye mi geldin Ferhat? Hem geçmiş olsun demeye hem de olayla ilgili bilgi almaya geldim. Ha. Dilin sürçtü herhalde. Bilgi vermeye geldim diyecektin değil mi? Efendim, doktorlara annenizin ifade verebilecek durumda olduğunu söyledi. Sizin de ifadenize başvurulmamış. Sizi ve annenizi dinledikten sonra olayla ilgili bilgi vereceğim. Sen buraya yaşlı ve hasta bir kadından medet umarak geldiysen elinde bana verecek bilgi yok demektir. Bir daha elinde somut bilgi olmadan yanıma gelme. Mehmet Rauf Bey, istihbarat bizimle gerekli bilgileri paylaşmıyor. Soruşturma yürütmemizi engelliyor. Ben sizden yardım beklerken siz... Ferhat, sen benim dedikodu yaptığımı gördün mü? Efendim bu dedikodu değil. Kurumlar arası çatışma. Bana bak. Ya aranızda adam gibi çatışın, bir işe yarayın. Ya da ben oraya gelir, hepinizi kurumlarınıza gömerim. Anladın mı? Serdar. Benim Zeynep. Oğuz getirdi. İyi olacaksın, merak etme. Benimle böyle ilgilendiğine göre Oğuz sana hiçbir şey anlatmamış. Bu şerif sana bıraktı. Bir tek sana üzülüyorum Zeynep. Aramızdaki tek masum sensin. Neden bahsediyorsunuz siz? Bu aile meselesi, ben kaçtım. Serdar bizi sattı. Evi bombalayan, uçağı düşüren, arkadaşlarımızı öldüren, seni bu duruma sokan Serdar.
Oğuz'un söyledikleri doğru mu? Cevap ver. Ne önemi var artık? Ne demek ne önemi var? Aysel teyze ile İrfan amca hastanede senin yüzünden can çekişiyor. Senin yüzünden kızımı bir ömür görememe ihtimalim var benim. Benim için hiçbir şeyin önemi yok artık. Beni kurtarmak için boşuna uğraştın. Oğuz zaten istediğini öğrenince beni öldürecek. Sırttan geldi. Söyle ona, benim yanıma gelmeye cesareti yoksa kafasına sıksın, beni de uğraştırmasın. Ne oldu Abbas? Zehir'in yengenin eteğine mi saklanıyorsun şimdi de? Yok dayıcığım. Ben müsait misin diye sordum. Sen müsait değildin ki, Oğuz yüzbaşı elinden kaçırdın. Dayı, şehrin göbeğinde çatıştık. Deşifre olmasın diye fazla üstüne gitmedim. Tırstın yani. Sen öyle diyorsan öyle olsun dayıcığım. Boynum kıldan incedir. Kes gitsin. Dedin de Abbas. Bu kıl sana fazla. Bıyık dediğin erkeklik nişanı. Senden başka kim var? Öğrenmeseniz sizin için daha iyi olur. Sen bizi düşünme. Kendini düşün. Bir an önce öl. Gidişattan rahatsız olan bir ekip var. Güçlü bir ekip. Mossad'la çıkar ortaklığı yapmışlar. İsim ver. Bağlantıyı kuran istihbarat başkanının yardımcısıydı. Fuat. Ölü adamdan bana ne? Beni nasıl ele geçirebildiğini sanıyorsun? Yukarıdakiler ekibin yavaş yavaş çözülmeye başladığını anladılar. Önce seni Kıbrıs'a yolladılar. Avi'den kurtuldular. Sonra Fuat'ın Avi'ye tütün tepeyi yaptırdığı ortaya çıkmasın diye kasa işini düzenlediler. O yüzden mi ikimiz evdeyken evi patlattılar? Sonra baktılar ki engel olamadılar. İkinizi birden öldürmek istediler. Sonra siz sağ kurtulunca da Fuat'ı harcadılar. Kim? Yukarıdakileri bilen tek kişi bile kalmadı. Suikastteki muhbirle ikimizi aynı hücreye koydular ki hepimiz birden orada ölelim. Ha. Yaşamam için bir sebep kalmadı diyorsun yani. İyi, sıkalım kafana, gömelim şurayı. Mezar edecek yeri bile yok. Serdar. Bana öyle bir şey söyle ki. Gidip o anacığınla babacığına Serdar şehit oldu diyeyim. Kendi askerlerin canına kıydı, hain oldu demeyeyim.
Söylersem sizi benden önce ölürsünüz. Bak bak, hain bile bizi düşünüyor. Şimdi gözlerim yaşaracak. Hadi. Peki. Mossad'ın Türkiye'deki en yetkili adamı İshak. Burada bir kampları var. Dünyanın çeşitli yerlerinde IŞİD'e katılmak isteyen radikalleri toplayıp eğitiyorlar. Sonra sınırı geçip IŞİD'e katılmalarını organize ediyorlar. Arkadaş ne Mossad'mış ya. Lan size göre de her şeyi Mossad yaptırıyor ha. İstihbaratın Mossad kanadı da mı onlarla irtibatta? Bilmiyorum. Ulaşmak istediğin adamı ya orada bulacaksın... ...ya da orada bulduklarından öğreneceksin. Ha, herkesi biliyorsun, bir en tepedekini bilmiyorsun. Tam suikastindeki adamlar en tepedeki adamı tanıyor muydu zannediyorsun? Ha, uydum akıllısın yani. Hiç görmediğin, bilmediğin adamdan emir alıyorsun. Oğlum sen ne gerizekalı adamsın lan. Bunu bana sorma. Bunu sana sor. Sonuçta rütbe bir yere kadar değil mi? Gelen emri kimden aldığını bilmezsin. Emri baş üstüne deyip uygulamaya gidersin. Bana adres ver. Nerede burası? Abbas. Sıkma canını artık ya. Söylemesi kolay. Ne yapmayı düşünüyorsun? Şu saatte Serdar İsa'nın yerini söyledi. Oğuz Atekin de yanına gidiyor. Senin yerine İshak mı öldürecek Oğuz? Kim kimi öldürür bilinmez. Çok kahve içtin. Kendine dikkat etmiyorsun. Bu kronometre bittiğinde Serdar'ın yerini hala bulamazsak... Bu içeceğim son kahve olacak. Burada oturup kahve içerek mi bulacaksın Serdar'ın yerini? Yok. Kahvemi içtikten sonra fal kapatacağım. Sen de bana yerini söyleyeceksin. Sen kim olduğunu mu unuttun? Yoksa hakikaten dedikleri gibi zamanın mı geçti? Elini kaldırdıysan gereğini yap. Dışarıdan bakıldığında bulut yumuşacık görünür. Ama içinde yıldırımı taşıyacak cesareti barındırır. Sen benim bulutumsun. Herkes beni taşıyamaz. Ama sen bile içinde taşıdığın o yıldırımın ne zaman nereye düşeceğini bilemezsin. Sakın bunu unutma. Abbas şu beyliği ver beni. Dayıcığım şey, beylik evde, çalışma odasında. Bu ne Abbas? Çalışıyor mu bu? Çalışıyor dayı. Dayı. Dayıcığım şeytan doldurur. Ha şeytan, ha ben Abbas. Güzel.
yenge. Dayı nereye gidiyor? Gözlerindeki ateşi görmedin mi oğlum? Bir yerleri yakmaya gidiyor. Niye adliyede buluşmadık Ferhat? Burası daha güvenli. Abi görüşmek istiyor. Bu kadar önemli ne oldu ki? Görev yerini değiştirmek için büyük baskı yapıldı. Ne olmuş baskı yapıldıysa gereği yapılmıştır. Dosyadan el çektirilmen hususunda taraflar anlaşmış. Yapacak bir şey yok. Beni mi harcadınız yani? Ben bu kadar uğraşayım, örgütün hedefi haline geleyim, Gürkan'la Ökdem'in yanına kar kalsın öyle mi? Yok. Onlar son kozunu oynadı. Ama abi daha oynamadı. Adamlar bu akşam yola çıkmak için hazır. Hepsini aynı yolla götürün. Bir kısmını uluslararası basın kartıyla götürün. Silahlarla gidecek ekibi de tırla yollayın. Emredersiniz. If anyone is in doubt, there is no turning back. From now on, you are all in my orders. I am not gonna make it. He is the first betrayer. Whoever gonna get this man's head will become the leader. I can do it. Make him the leader. I got it. Efendim. Yavuz, emekli olduğunu yine kurtulamadım senden ben. Emekli ikramiyesini sana gönderiyorum işte Ezak. Bozdurur harcarsın. Buraya. Abiyi öldüreni alacaksın. Daha ne istiyorsun? Boz mu? Bak bu sefer de iyi bir terfi alamazsan eğer, bence sen de emekliliğini iste. Jeffy. Buyurun efendim. Misafirimiz var. Hazırlanın. Senin nasıl bir kafa yapın var Abbas? Bu ne böyle? Bu ne? Birader, biz böyle her şeyi kafamıza göre yapıyoruz da. Böyle bir kampın ortaya çıkması Gürkan Bey ile Ökten Bey'in başını ağrıtmasın. Ne o, kafanın kesilmesinden mi korkuyorsun Tekin? Benim kellem önemli değil de, devlet krizi çıkaracaksak karşılığında önemli bir şey almamız lazım. Alacağız. İsa'nın kellesini alacağız. Ama onun öncesinde Fuat'ın önünde. Türkiye'de bu işlerin arkasında, tepesinde kim var onu öğreneceğiz. Vakit daralıyor. Kararını ver. Hadi gidelim o zaman. Ne bekliyoruz? Cesedi bekliyoruz.
Birader bu zaten ceset ölüyle operasyona mı gidilir? Al arabanı komutan. Eyvallah. Kimsenin haberi yok değil mi buraya geldi? Yok. Zeynep içeride. Serdar'dan sakın gözünü ayır. Neden bekliyoruz Ferhat? Madem elim bu kadar güçlü, söyle adamına getirsin Serdar'ı. Biraz sabır sayın savcım. Elimdeki kozu Serdar için harcamak istemiyorum. Tekin öyle ya da böyle Serdar'ı bize getirecek. Getirirken deşifre olmaması bizim de işimize gelir. Deşifre olursa olsun. Bana Serdar'ı getirsin, gerisi umurumda değil. Ama benim umurumda sayın savcım. Bir Tekin kolay yetişmiyor. Ona yaptıracak çok işim var daha. Bırak çorbayı Bayram Baba. Gidiyoruz. Ne o sen ayaklanmışsın? Nereye? Abim benden bir şeyler saklıyor. Ne olmuş? Abin ilk defa mı bir şeyler saklıyor senden? Bu seferki benimle ilgili. Deli deli olma. Otur oturduğun yerde. Abin gelince yüzüne sorarsın. Ya şimdi nereden gidip bulacağız abini? Ya abimi bulmayacağız Bayram abi. Kerem'i bulacağız. Kerem'le ne alakası var? Ben hastaneden çıkınca Kerem beni görmeye geldi diye abime yalan söyledim. İyi halt etmişsin. Kızmadı bile Bayram abi. Bilmiyor musun? Normalde evi yerle bir eder. Hiçbir şey söylemedi. Bir şeyler saklıyor ve bu Kerem'le ilgili. Aradı beni, duygusal konuştu telefonda. Ya anlıyorum ben, bir şeyler dönüyor. Ya inanmamış işte, belli. Abim bana inanır Bayram abi. Ben ona hayatta yalan söylemem. Söylemişsin işte. Ya işte bir kere oldu o. Hem ayrıca nereden bilecek yalan söylediğimi? Kızım senin abin kaç yıllık polis. Anlamıştır, boş ver. Tamam o zaman. Ben de gidip Kerem'i bulayım. Onunla bir selfie çekeyim, koyayım oraya. Görelim bakalım inanacak mı, inanmayacak mı? Fatoş, güzel kızı. Senin aklına ben soktum. Abinin aklına bir kıymık sok diye. Ama şimdi o ciğersizin peşine gidip kendini küçük düşürmeye değer mi? Ya, niye küçük düşeceğim Bayram abi? Ya adam kaç yıldır yok ortada. Ne arıyor ne soruyor. E şimdi onun karşısına geçmen olur mu? Yakışır mı sana? Ne yapacağım ben Bayram baba? Nasıl ikna edeceğim abimi normal insanlar gibi yaşamaya? Normal insanlar, normal insanlar gibi yaşar. Yapacak bir şey yok Fatoş. Senin abin anormal. Sen ne zaman yaşanacaksın Tayfun ha? Derdin yok işte mi senin? Senin yerinde olacağım ama kasada olmayı tercih ederim. Oğuz'un yanında sen de fazla yaşamazsın, merak etme. Tayfun. Tayfun. Benim buraya dikiş atmam lazım. Arabada malzemeler var, getirir misin? Bana Oğuz'un ölüm haberini verdiğin günü hatırlıyor musun? Çektiğin acı hala gözümün önünde.
Bir kadının bir adamı bu kadar çok sevebileceğini sanmazdım. O acı benim bir parçam oldu. Nasıl bir şey oldu merak ettin mi hiç? Yazık ki yanlış adamı sevdin Zeynep. Sevdiklerini acı çektirmek konusunda Oğuz'un üstüne yok. Oğuz'un yaşadığını ne zaman öğrendin? Evlendiğin gün. Öldür beni Zeynep. Benim çektiğim acıların zerresini bile çekmeden ölmeyeceksin. Duydun mu? Yeterince acı çektim Zeynep. Sana eski bir arkadaşın olarak yalvarıyorum. Lütfen beni öldür. Ben çektiğim acıyı unutmak için her gün Allah'a yalvardım. Her gün. Oğuz'u unutmak için ölmek istedim. Ama onu yapmaya bile hakkım yoktu. Şimdi senin de ölmek üzere olan çok insan tanıdım ben Zeynep. Oğuz'a evlendiğini söylediğim gün yüzündeki acı hepsinden daha büyüktü. Zeynep ne yapıyorsun? Aç kapıyı Zeynep! Ne yapıyorsun kızım? Nefes almıyor bu. Kaç kişi var? Önde iki. Solda beş. Sağda yedi. Güzel. Girmesi kolay olacak o zaman. Girmesi kolay da çıkması zor. Önce bir girelim de sonra çıkmasını düşünürüz. Jeffy. Buyurun efendim. Adamların hazırlıklarını yaptılar mı? Yaptılar efendim. Misafirleri gerektiği gibi karşılayacaklar. Saat kaç? Sana ne? Ne yapacaksın saati? Ne kadar zamanın kaldı onu öğreneceğim. Beni bilmem de senin pek kalmadı. Oğuz kesin sıkacak kafana. Oğuz öyle dokunaklı bir hikaye anlattım ki gözünü kırpmadan ölüme gitti. Ne halt ettin lan sen? Uyuşturucuyu yakarken iki paket ayırdım. İki seçeneğim var. Ya gider beni ihbar edersin ya da uyuşturucuyu satıp Oğuz komutanı kurtarırız. Manyak mısın oğlum sen? Kime satacağız? Biz ne anlarız uyuşturucudan? Benim bir bağlantım var. Ne var, ne istiyorsun? Bunlar ne? He? Bırak yakamı, ne yapıyorsun? Kimin köpeğisin lan sen? Bana niye tezgah açtın? Ne tezgahı lan? O fotoğraflarda ben de varım, görmüyor musun? Bırak! Mossad'a mı çalışıyorsun sen? Artık sen de çalışıyorsun. Ne diyorsun lan sen? Ne yaptın lan? Sen mi gönderdin Oğuz'u? Sadece Oğuz'u değil. Burası da deşifre oldu. Artık siz de kapanmışsınız.
Ne oldu ya Nedim? İn lan aşağı. Yazık getirdim. İn. Aç. Araç temiz. Beklediğimiz misafir gelmedi. Sniper! Siper alın! Nereden geldi? Görebildiniz mi? Şurada! Sniper değil lan. Tekin, tekin. Çok kayıp veriyoruz. Bende adam çok. Bakalım onlardan Vermine'ye kadar. Eninde sonunda bitecek. Kaçacak Tekin. Sen koş peşinden. Ben bunları oyalarım. Sanırım onların kurşunu bizim adamlarımızdan sonra bitecek. Çıkıyoruz. Çok adamımı öldürdün. Ama abiyi öldüren adamın kellesi için değil. Yolun sonuna geldin yüzbaşı. Komutan. Benden istediğin bir şey var mı diye sormuştum.